Milli Eğitim Bakanlığı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün organizesinde Antakya'da düzenlenen 10 ilden katılımcıların yer aldığı toplantıda Suriyeli vatandaşların eğitimi ayrıntılarıyla ele alındı, yapılacaklar ve yapılması gerekenler görüşüldü. Ülkemizde genel koruma altında bulunan Suriye vatandaşları yanı sıra yabancı uyrukların eğitiminin masaya yatırıldığı ve Hatay, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerinin Milli Eğitim Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı Antakya Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve eğitim şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuyla 10 ilden yaklaşık 50 katılımcı ile düzenlenen toplantıda konuşan Hatay İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halil Osmanoğlu, 2 gün boyunca Antakya Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilecek olan çalışmanın önemine vurgu yaptı. Program dahilinde Hatay'a gelen konuklara şehrin tarihi ve turistik yerlerini de gezdirerek kentin tanıtımına katkı sunacaklarını söyledi. Çalışmalarımızın ilimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyor. Hepiniz geldiğinizdendir, hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü İbrahim Nail Bural da Suriye'nin bir yangın yerine döndüğünü ifade ederken ülkemize sığınan insanlara ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını ve olmaya da devam edeceklerini dile getirdi. Toplam kurslar içindeki mesleki kursiyer sayısı oranımızı da sürekli olarak artırıyoruz. 2 gün sürecek olan toplantıda Suriyeli vatandaşların eğitimiyle ilgili her ilin çalışmaları sunum halinde aktarıldı. Yapılması gereken hedefler görüşüldü.